Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Özel güvenlik sınav sorularını, örnek sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup ayrıca Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalına, YouTube'daki kanalımıza abone olup %100 sizlere çıkacak konu ve soruları değerlendirerek sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Ayrıca Instagram Nedim Şeker Akademi'den de bizleri takip edip çıkmış ve sizlere çıkabilecek tüm soruları değerlendirebilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz geldi. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir? A. Mülki İdare Amirleri İdari Para Cezası. B. Yetkili Genel Kolluk İdari Para Cezası. C. İşveren Ücret Kesme Cezası. D. İl Özel Güvenlik Komisyonu Özel Güvenlik Kimlik Kartı iptali. E. Özel Güvenlik Yöneticisi Güvenlik Sorumlusu İş Akdinin Fesih şeklinde verilmiş. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya mülki idare amiri görevlidir, yetkilidir. Bakın şurada hemen mülki idare amiri Adana seçeneğinde verilmiş ve devamında da idari para cezası verilir. Adana seçeneği doğru cevap. Önemli bir sınav sorusuydu. Hemen geçelim ikinci sorumuz. İkinci sorumuzda mutlaka %100 sınavda soru gelir. Özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir. Öncelikle özel güvenlik görevlisinin yetkilerini bir tekrar edelim. Kimlik sorma, arama yetkisi, emaneti alma, el koyma yetkisi, iş yeri ve konuta girme yetkisi, yakalama, zor kullanma, silah bulundurma, taşıma yetkisi, suça el koyma ve delilleri muhafaza etme yetkileri nedir? Vardır. İş yeri ve konuta izin alınması durumunda, yani yangın tehlikesi değil mi, deprem gibi durumlarda girilebiliyor. Yani burada bize sorulan soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? Parmak izi ve fotoğraf alma, gözaltına alma, güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama, ifade alma, delil inceleme. Burada da dikkat ederseniz parmak izi, gözaltına alma, ifade alma, delil inceleme bu güvenlik güçlerinin görevidir arkadaşlar. Ceyhan seçeneğinde güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. Değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 3'e. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre acil ve geçici haller dışında özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin nereye ve ne zaman yazılı olarak bildirilmesi öngörülmüştür. A. İlgili valiliğe hizmet başladıktan bir gün sonra. B. İçişleri Bakanlığı'na hizmet sözleşmesinin imzalandığı gün. C. İlgili valiliğe hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar. D. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmetin başladığı saat. E. Hizmet sözleşmesinin bildirilmesiyle ilgili herhangi bir zorunluluk yoktur. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, öncelikle valiliğe bildirilmesi gerekiyor değil mi? Hizmetin başladığı gün mesai bitimine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Ve yıldızlı sınav sorusu. Hemen dörde geçelim. Dördüncü sorumuz şöyle. Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanet alınan eşya kime nasıl teslim edilir? Cumhuriyet Savcılığına tutanakla, yetkili genel kolluğa tutanakla, valiliğe tutanakla, özel güvenlik amirine tutanakla, iş yeri sahibine tutanakla. Evet, böyle bir durumda da arkadaşlar, böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman tabii ki yetkili genel kolluğa tutanakla ne yapılması gerekiyor?
teslim edilmesi gerekmektedir. Çok önemli bir sınav sorusudur. Sizlere de bu soru gelebilir. Bakın dikkat edelim. Bursa seçeneği doğru cevap. Beşe bakalım. Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görev yerine getirmiştir? Adli, koruyucu, önleyici, yargısal, yardım. Evet. Burada da koruyucu görevini de koruma altına almıştır. Bursa seçeneği doğru cevap. Altıncı soruya bakalım. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, silahlı adam yaralama olayına müdahalede bulunmuştur. Hasan'ın yaptığı hangi müdahale yanlıştır? A. Şüpheli yakalamak. Bakın, şüpheli yakalamak. Yakalayabilir mi? Yakalayabilir. Şüphelinin silahını muhafaza altına almak, genel kolluğa bilgi vermek, şüpheli sorgulamak, olay yerini koruma altına almak. Evet, burada da unutulmamalıdır ki arkadaşlar, kesinlikle şüphelileri sorgulama göreviniz yoktur. Özel güvenlik görevlilerinin şüphelileri sorgulama gibi bir görevi yoktur. Cevap Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Hemen geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi olmak istenmesi durumunda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranır? A. Silah eğitimi dışında fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinde mezun olanlarda, B. Özel kolluktan emekli olanlarda, C. Genel kolluktan emekli olanlarda, D. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli olanlarda, E. Genel kolluk veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nda en az 5 yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda. Evet, burada da tabii ki özel kolluktan emekli olanlarda bu şart temel eğitim şartı aranır. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, yine önemli bir sınav sorusuydu. Hemen geçelim. Evet. 8. soruya geçmeden önce biyolojik deliller nedir? Bakın arkadaşlar, %100 gelen sorulardan yine bir sorumuz. Tekrar edelim, sonra sorumuza bakalım. Biyolojik deliller, canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelenmesinde temel amaç DNA'ya ulaşmaktır. Nedir biyolojik deliller? Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü biyolojik delillerdendir. Sorumuz hangisi biyolojik delil sayılmaktadır diyor bakın. Hangisi aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik delil sayılmaktadır? Para, ilaç, boya, kıl, ter, tükürük, lif. Evet, bakın biyolojik delil sayılanı sormuşlar arkadaşlar. Nedir? Kıl, değil mi? Bakın kıl, ter ve tükürük biyolojik delil sayılır. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 9'a. 9. sorumuz şöyle. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarını denetlemekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 1. İçişleri Bakanlığı, 2. Valilikler, 3. Belediyeler, 4. Bakanlıklar, 5. Şirketler. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini kimler yetkili arkadaşlar? Tabii ki İçişleri Bakanlığı birinci derecede yetkilidir. Tabii ki valilikler de yine yetkilidir. 1 ile 2'nin olduğu seçenek bakın.
Belediyeler kesinlikle yetkili değildir arkadaşlar. Belediyelerin olduğu şıklara bakın eledik değil mi? Eledik. Burada 1 ile 2 İçişleri Bakanlığı ve valilikler yetkilidir. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 10. sorumuza. Özel güvenlik görevlilerine kamu yararı doğrultusunda ilgili kanunlarca zor kullanma yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yetkiyi veren kanun maddelerinden biri değildir? 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun ikinci maddesi. 4725 sayılı medeni kanunun 981. maddesi. 6098 sayılı borçlar kanunun 64. maddesi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 25. maddeleri şeklinde bakın vermişler. Tabii ki burada da dikkat ederseniz arkadaşlar hangi maddedir? 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun ikinci maddesi değildir. Adana seçeneği doğru cevap. Geçelim hemen 11. sorumuza. 11. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan biri değildir. A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. Silahsız olarak görev yapacak ise 18 yaşını doldurmuş olmak. C. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. D. İlk ve orta öğretimini 70 başarı puanıyla bitirmek. E. Özel güvenlik soruşturması olumlu olmak. Evet. Bakın burada hangisi değildir diyor. Bakın hangisi değildir. Kesinlikle bakın ilk ve orta öğretimini 70 başarı puanıyla bitirmek. Böyle bir şart kesinlikle yoktur. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 12. soruya bakalım. Hemen 4857 sayılı iş kanununa göre özel güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan özel güvenlik görevlisine hangi şartla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir? A. İşverenin yazılı onayı. B. Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı. C. Özel güvenlik yöneticisinin yazılı onayı. D. Özel güvenlik şube müdürlüğünün yazılı onayı. E. İçişleri Bakanlığı'nın yazılı onayı. Böyle bir durumda kesinlikle arkadaşlar özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı şarttır. Evet, özel güvenlik görevlisinin kendi yazılı onayı olması söz konusudur. Evet, cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuz bakın. Kama düzeni nedir? Kama düzenine şöyle bir bakalım. Manganın açılım düzenidir. Manga komutanı ortada, birinci tim onun önünde ters V düzeninde, ikinci tim arkasında V düzeninde dizilir. Geniş arazi şartlarında düşman ateşinden minimum ölçüde etkilenmek üzere kullanılır. Sorumuz şöyle, hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir? Hilal düzeni, kılıç düzeni, kama düzeni, satık düzeni, makas düzeni. Tabii ki burada bize kama düzeninden bahsetmiş. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 14'e bakalım arkadaşlar. 14'ün sorumuz yine bir ilk yardım sorusundan gelmiş bakın. Kaza geçirmiş yaralı bir kişi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem hangisidir? İtfaiyeci yöntemi, altın beşik yöntemi, rentek manevrası, kaşık tekniği, köprü tekniği. Kaza geçirmiş yaralı bir kişi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma yöntemi rentek manevrasıdır. Patlama söz konusu, yangın söz konusu ise rentek manevrasıyla
hasta yaralıyı araçtan çıkarmamız gerekiyor. Önemli yine bir soru. Hemen 15'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre grev yasağına uymamaktan ceza alabilir? A. Özel güvenlik şirketi yöneticisi. B. Özel güvenlik eğitim kurumu kurucusu. C. Alarm izleme merkezi yöneticisi. D. Özel güvenlik görevlisi. E. Özel güvenlik şirketi temsilcisi. Evet, burada da tabii ki özel güvenlik görevlisi değil mi arkadaşlar? Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen 16 gelsin. 16 mutlaka sınavlarda çıkan sorulardan sizlere de gelecektir. Öncelikle devriye yöntemleri nelerdir? Ona bir bakalım değil mi? Olağan devriye, rutin, dairesel, geri dönüşlü, planlı, belli bir program dahilinde nedir? Yapılan devriye yöntemidir. Planlı, olağan, dairesel, geri dönüşlü. Planlı ne demek arkadaşlar? Adı üstünde bakın. Yetkili amirler tarafından önceden belirlenmiş devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere. Olağan devriye yöntemi planlıdır. Olağan rutin nedir? Rutin. Rastgele değil mi? Rastgele gezilmesi. Dairesel nedir? Daire, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeriye dairesel şeklinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye ise devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Değil mi? Tekrar kontrol edilmesidir. Evet. Sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlisi Halil Mogan Park'ta mesai saatleri içerisinde 2 saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Bakın burada bir ne var? Plandan bahsediyor. 2 saatte bir, 3 saatte bir, 5 saatte bir. Bir bakın bir plan program değil mi? Su deposunu kontrol ediyor. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye hangisidir? Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşümlü. Bakın burada bir plandan bahsettiysen cevap direkt otomatik olarak Ceyhan seçeneğine göstermektedir. Hemen geçelim 17'ye. 17'nin sormuş şöyle. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir? Önleme, adli üst araması, suç üstü arama, eşya araması. Tabii arkadaşlar işte futbol maçları oluyor ve futbol maçlarına giren seyircilerin üstleri aranıyor. Burada nedir? İşte farklı kesici aletlerin içeriye girmesini ne yapmak? Önlemek değil mi? Bıçak, çakı vesaire. İşte kesici aletleri önlemek için önceden önlem alınıyor. Burada önleme aramasıdır. Cevabımız her türlü herhangi bir mitingde değil mi? Yine içeriye alınırken mutlaka ve mutlaka içeriye giren kişilerin üstleri aranıyor. Burada önleme aramasıdır. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçelim. 18. Bakın aşağıdakilerden hangisi? Adli ve önleme aramaları yönetmeliğinde hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller için belirtilen kanunlardan biri değildir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu B. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu C. 6098 sayılı Borçlar Kanunu D. 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu E. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu. Evet, burada da 6098 sayılı Borçlar Kanunu'dur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. 19. soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi? Özel güvenlik görevlisinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesiyle ilgili değildir.
A. Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması. B. Kamu kurumlarında sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması. C. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması. D. Kamu haklarının makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması. E. Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması. Evet, burada da dikkat ederseniz bir kimseyi değil mi, hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması değildir cevap Edirne seçeneği. Geçelim 20. soru. Empati neden gereklidir? Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak, isteklerimizi kişilere dikte etmek, yazılı iletişimde başarılı olmak, dili etkili şekilde kullanmak, resmi yazışmalarda başarılı olmak için diyor. Tabii ki burada da dikkat ederseniz empati değil mi? Empati karşımızdaki kişinin hislerini anlamak. Onun gibi düşünmek değil mi? Onun yerinde olsaydım ne yapardım? Şeklinde sorgulamaktır. Empati Adana seçeneği doğru cevap. 21. soru şöyle: kamu haklarından yararlanma hakkının engellenmesi suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? A. Borçlar Kanunu, B. Türk Ticaret Kanunu, C. Türk Ceza Kanunu, D. Medeni Kanun, E. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Evet, burada da Türk Ceza Kanunu'nda değil mi? Kamu haklarında Türk Ceza Kanunu da yer almaktadır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 22. sorumuz yine tanımlardan gelmiş arkadaşlar. Tanımlar, etkileşim ne demek? Birbirini karşılıklı olarak etkileme değil mi? Kaygı nedir? Üzüntü, tasa, kötü sonuç. Stres nedir? Zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında kişinin hissettiği duygusal, fiziksel gerilim. Endişe nedir? Çaresizlik derim, değil mi? Panik, alarm duygusu. 22. soru şöyle: belirlenmiş bir amaca giden yolda insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya nokta nokta denir. Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A. Stres, B. Endişe, C. Etkileşim, D. Motivasyon, E. Kaygı. Tabi burada da dikkat ederseniz bir neyden bahsediyor? Bakın, belirlemiş bir amaca giden yol. İnsanı harekete geçirici. Harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşma. Değil mi? Heyecan duyma nedir? Bir motivasyondur. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 23. sorumuza. 23. sorumuz şöyle: 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstünü aramak için aşağıdakilerden hangilerini kullanır? Bir, duyarlı kapıyı, iki, dedektörü, üç, X-ray cihazını, dört, X-ray cihazı benzeri güvenlik sistemlerini. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, burada X-ray cihazları nedir? Kesinlikle kullanılmaz, değil mi? Kullanılmaz. Evet, X-ray cihazı olan 3, 4, bakın 4 de var. 3'ün olduğu seçeneklerin hepsini eliyoruz. Yani bize 1 ile 2 değil mi? Duyarlı kapı ve dedektör cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet. Yine önemli bir sınav sorusu.
Son iki soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi, özel güvenlik görevlisi Alper'in görevlerinden birisi değildir? A. Suçla karşılaştığında suça el koymak. B. Suç delillerini muhafaza etmek. C. Suçun devamını önlemek. D. Suçu soruşturmak. E. Suç teşkil eden eşyayı emanete almak. Tabii ki burada da suçu soruşturmak özel güvenlik görevlisinin görevi değildir. Az önce de buna benzer bir soru çözmüştük değil mi arkadaşlar? Cevap Denizli seçeneğidir. 25. soru, son soru. Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik görevlisi Deniz'in hangi davranışı doğrudur? A. Konuşmasında isim kullanılmalıdır. B. Mesajları uzun olmalıdır. C. Telsiz konuşmasını Türkçe yapmalı. D. Konuşmasında rütbe kullanılmalıdır. E. Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basmalıdır. Tabii burada da dikkat ederseniz telsiz haberleşmesi yapıyor. Ne yapması gerekiyor? Kesinlikle telsiz konuşmasını Türkçe yapması gerekiyor, değil mi? Anlaşılır şekilde cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Evet, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanala katılarak arkadaşlar özel güvenlik sorularını birebir sınavlarda çıkabilecek soruları çözebilirsiniz, erişebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza, dostlarınıza önermeyi, paylaşmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki özel güvenlik konu ve sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizde kalın arkadaşlar. Evet, hemen sonlandıralım yayınımızı.